Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Birinci dönemi artık tamamlamış bulunmaktayız. İlk üç ünitemizi birlikte işleyeceğiz. Hadi sömestre girmeden önce de full tekrarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ünitelerde nelerimiz var? Birinci ünitemize geldiğimizde tarih ve zamanın ne olduğunu... Ve zaman öncesinde yani tarihi devirler öncesinde insanlığın ilk dönemlerini göreceğiz ikinci üniteyle. Ve ikinci ünitenin sonrasına doğru üçüncü ünitede ise artık ilk çağ kapanacak ve orta çağda dünyada nelerin yaşandığını birlikte ele alacağız. Tabii ki bu olayları ele alacağız, tek tek işleyeceğiz ve sonrasında da mükemmel bir tatil sizi bekliyor olacak. Şimdi ilk ünitemize geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi tabii sömestrde sadece oturup videolar izlemek yok. Tabii ki ne yapmamız da lazım? Test çözmemiz de gerekiyor. Bu yüzden de Tonguç seni hiç unutmadı. 9. sınıf Dinamo soru bankasıyla her şekilde İkinci döneme hazır olacaksın. Şimdi bu sorularımın içerisinde arkadaşlar bak unutmuyorsun. Hemen açtım ben burada içerimi. Sayfa 11'den başlıyorum. Sayfa 100'e kadar sorumlu olacağız 3. ünite ile birlikte. Sadece burada testlerimiz yok değerli arkadaşlar. Aynı zamanda küçük konu özetlerimiz var. Konu özetlerinin yanı sıra seni yazılıya hazırlayan boşluk doldurmalar, aynı zamanda eşleştirmeler, doğru yanlışlar, bulmacaları da ne yapacaksın göreceksin. Şimdi gelelim. İlk ünitemizde ne var? İnsanın hafızası tarih. Neden tarih bizim için önemli? Ve zamanın taksimini ele alacağız birlikte. Şimdi ilk olarak arkadaşlar insanlığın hafızası tarihten başlayacağız ama tarihin önce ne olduğunu bilmemiz lazım. Tarih demek İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar yaşadığı olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde yer zaman göstererek ve belgeleri dayandırdığı objektif bilim dalına tarih diyeceğiz. Aslında tarihin tanımı bu. Yüzyıllar boyunca birçok önemli insan da tarihle ilgili yorumlar yapacağız. Bunlardan birisi Herodot. Tarihin babası ya da arkadaşlar önemli bir kavramı olarak bilinir. Tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edilen bilgidir diyecek. İbni Haldun ise Tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri inceldir, nitelik ve sebepleri hakkında bilgi derindir. Daha sonrasında report of Franke ise tarih hakikate meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeği ne kadar belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eşleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur diyecek. Ahmet Cevdet Paşa ise tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değildir. Geçmişte meydana gelen olayların değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır diyor. Daha sonrasında Edward Card ise tarih tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog derken tarihin kutbu diye adlandırdığımız bizim için önemli bir tarihçi olan Halil İnalcık ise gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerektiğini söyleyecek. Peki tarih arkadaşlar bir şeyleri ele alabilmek için konulara ihtiyaç duyar. Peki tarihin konusu nedir? Tarihin konusu insandır. İnsanın olmadığı yerde tarih olmaz. İnsan meydana getirdiği faaliyetler ve değişimler ve eserlerdir. Bakın siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, mimari gibi birçok insanın eliyle dokunulmuştur. O yüzden tarihin konusu içinde yer alır. Siyasi tarih dediğim zaman Cumhuriyet'in inanına örnek verebilirim. Askeri dediğim zaman Malazgirt Savaşı, sosyal dersem Orta Asya'da yaşanan Türk göçleri, ekonomik sanayi devrimi, yazın icadı, kültürel, İslamiyet'in doğuşu dini, Sultanahmet Camisi mimari anlamda arkadaşlar tani konusu içinde yer alır. Peki tarihi arkadaşlar konularının öncesinde tarihte bir olay vardır bir de olgu vardır. Olay nedir? Olgu nedir? Olay dersem oldu bitti kısa sürecek. Olgu ise uzun bir zamana ihtiyacım var. Örnek verelim. Nedir bu dersek arkadaşlar? Malazgirt Savaşı. Yani bir olaydır. Savaş oldu ve bitti. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Kısa bir süre içerisinde oldu mu? Hayır. Uzun bir neye ihtiyacım var? Zamana ihtiyacım var. Peki tarih bunları araştırırken kaynaklara ihtiyaç duyar. Peki kaynaklarım nelerdir? Tarihi bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir. Ve ben bunu iki kısımda ele alacağım. Birinci el kaynaklar yani olayın geçtiği döneme ait orijinal eserler. Yani ana kaynaklar bir de ikinci el kaynaklarımız var. Birinci el kaynaklarda olayın geçtiği döneme ait belge, buluntular, kitabı, abide, arkeolojik buluntu, para ve benzeri unsurlar birinci el kaynaklara girer. Ama sen o birinci el kaynaklarla ilgili bir yorum yaptın, bir kitap yazdın, bir makale hazırladın. O zaman işte kaça giriyor? İkinci el kaynaklara. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserler ise ikinci el kaynak olacak. Mesela Halil İnalcı'nın Devleti Aliye kitabı. Birinci el midir, ikinci el midir diye sana sorarsa hemen yapıştır. Bak Halil İnalcı'nın Devleti Aliye kitabı. Kendisi yazmış. O zaman ikinci el olacak. Roma dönemine ait para dersen birinci el kaynaklar içinde yer alabilirsiniz. Sınıflandıracağız tabii ki biz bunları. Kaça ayıracağız dersek dört kısmayla alacaksınız. Sözlü, yazılı, sesli görüntülü, gerçek esya ve nesneler diye ayıracağım. Sözlü kaynaklar nelerdir dersem efsaneler, destanlar, menkabeler ve benzerleri sözlü kaynaklar içine girerken yazı kaynaklar içerisine tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar, atlaslar, haritalar, Bunlar da yazılı kaynaklar içerisinde yer alır. Sesli ve görüntülü kaynaklarda ise resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları gibi unsurlar ise sesli ve görüntülü kaynakların içinde yer alacak. Gerçek eşya ve nesneler nedir derse yazının öncesindeki döneme ait bulunmuş eserler. Arkeolojik buluntular, tarihi eşya, kap, kacak, kılıç. ...gibi unsurlarda gerçek eşya ve nesneler içine yer alacak. Peki tarih tek başına bir bilim dalı mıdır? Hayır, başka kaynaklardan da ve bilim dallarından da yararlanmak zorundadır. Peki hangi bilim dallarından yararlanacağız? Hangileri hangi anlamda bana yarar sağlayacak? Kronoloji, zamanı hesaplayacağız. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit eder. Mesela bakın kronoloji 1453 yılında İstanbul'un fethedildiğini, 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nın yapıldığını, M.Ö. 209'da Türklerin ilk düzenli orduyu kurduğunu bana güzel bir şekilde söyler. Peki coğrafya hangi anlamda bana yarar sağlayacak? Yer bilimi anlamında yarar sağlıyor. İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini ne yapacak? Araştırır. Diplomasi ise arkadaşlar siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirilmesini yapar ve tarihte arkadaşlar ilk diplomatik yazılı eser ise Hititlerle Mısır'la arasında gerçekleşen Kadeş Antlaşması'dır. Arkeoloji ise kazı bilimidir. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi ve manevi kalıntıları ortaya çıkartmakta yarar sağlayacak. Herhalde ki, tabii ki devletlerin arkadaşlar kullandığı neyleri inceler? Armaları incelemektedir. Etnografya bugün Ankara'da müzesi de bulunmakta. Nedir etnografya? Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen önemli bir bilim dalıdır. Antropoloji insan ırklarını inceleyecek, hangi ırka mensup olduğunu ve kültürlerinin gelişimini araştırır. Numizmatik, bankamatikten gelsin aklına. Numizmatik demek tarih içerisinde basılan paraları ne yapmakta, incelemekte ve para anlamında da bana yarar sağlamakta. Paleografya nedir dersek, yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyecek. Yani bir nevi eski yazı bilimi diye adlandıracağız. Filoloji dil bilimi diyeceksiniz. O dönemde dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır. Epigrafi ise kitabeleri tek tek ele alacak. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Orhun kitabeleridir. Orhun kitabelerini hangi bilim dalı inceler diye sana hocan sorarsa tabii ki hemen söyle epigrafi de. Peki bu kadar zaman olduğu yerde zamanı insan ihtiyaç duyar. Ve insanoğlu her zaman bir vakit ayarlamıştır. Ve dünyada uygarlıklar ya güneşi baz alır ya da ayı ne yapmaktadır? Baz almaktadır. O yüzden de ay yılı ve güneş yılı bizim için önemlidir. Ay yılı esaslı takvimi ilk kim yapmıştır dersem aklına kimler gelsin? Sümerliler Gelsin ama güneş yılını sorarsa sana da aklına Mısır uygarlığı da ilk kez güneş esası takvim yaptığını söyleyeceksin. Peki biz çılgın Türkler kaç farklı takvim kullandık? Biz çılgın Türkler tam tamına 5 farklı takvim kullanıyoruz. Türklerin ilk kullandığı takvim yani İslamiyet'i kabul etmeden önce 12 hayvanlı Türk takvimidir ve neye esaslıdır dersem güneş yılının esaslıdır. İslamiyet'i kabul etmemizle birlikte artık genel hattıyla kullanacağımız takvim hicri takvim ve peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesini baz alacak. Celali takvim ise Büyük Selçuklu Devleti'nde Celalettin Hazem Şah tarafından Ömer Hayyam'a hazırlatılıyor ve güneş yılı esasına dayalı bir takvimdir. Rumi takvim ise Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar en önemli noktalarından bir tanesi mali işleri düzenleyebilmek için kullanılan bir takvim olacak. Güneş yılını esas almıştır ve bugün günümüzde kullandığımız Takvim ise miladi takvim Yani güneş yılını ne yapmıştır Esas almıştır peki sana hocan soru Soru dedi ki bu takvimler içerisinde hangisi Farklılık gösterir derse hemen Aklına hangi takvim gelecek Hicri takvim çünkü arkadaşlar Tek takvimler içerisinde ay yılı Esasını kullanan takvim Hicri takvimdir peki Hicri ile miladi arasındaki Fark ne hicri takvim Arkadaşlar unutmuyorsunuz bir yıl 354 gün 8 saattir Başlangıç Hazreti Muhammed'in hicreti kabul edilir. Dini günler bu takvime göre belirlenir. Yani günümüzde ne yapıyoruz? Günümüzde kullanıyoruz. Bu bir Ay ile esasına göre düzenlenir. Geldim miladiye. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıç biliyorsunuz 1 Ocak'tır. 1 Ocak 1926'da kullanılmaya başlanacak ve güney ışınına göre düzenlenmiştir. Şimdi unutmuyorsun yine mi günümüzde kullanıyoruz? Evet. O zaman demek ki biz şu anda günümüzde kaç farklı takvim kullanıyoruz dersek? 2. Hicri takvimi dini günler için kullanıyorum. Miladi takvimi ise... Güncel hayatımı devam ettirebilmek için kullandığım takvimdir. Peki bu süreç içerisinde zaman kavramının yanında milat nedir? Buna bakacağız. Ya da yüzyıl hesaplamalarına gelelim. Şimdi yüzyıl hesaplamaları nasıl gerçekleşiyor? Unutmayacaksınız arkadaşlar. Hazreti İsa'nın doğumu milat olarak kabul edilecek. Hazreti İsa'nın doğumu sonrasında milattan sonra doğumu öncesinde ise milattan önce kavramını vereceğim. Ve ben arkadaşlar bir şeyin yüzyıl olabilmesi için 0 ile 99 yılın ne yapması lazım? geçmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda tabii ki ben bu yüzyılı da kendi içerisinde arkadaşlar 1 2 3 ve 4 diye çeyreklere ayıracağım. Yani hep 25 25 25 25 ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Şimdi baktığım zaman sıfırla 24. Kaçıncı çeyrek oldu? Bir. 25-49. Kaçıncı çeyrek? İkinci çeyrek. Üçüncü çeyreğimize geldiğimizde 54-74. Bakın hep bir devir atıyor. Dördüncü çeyreğe geldiğim zaman 75 ve 99 da dördüncü çeyreğimin içinde yer alıyor. Bunu da tam ortadan bölüyorum. Diyorum ki birinci yüzyılın birinci yarısı, birinci yüzyılın ikinci yarısı diye adlandıracağım. Sonra da sana geldim dedim ki milattan önceyi de MS'nin tam tersini alacaksın dedi. Bak şimdi. 240 Normalde birinci çeyrekti değil mi? Bak milattan önceye geldim 4 oldu. Geldim sonrasında 25,49 Normalde 2 olması lazım. tam tersi oldu bak şimdi 3'e geldim. 74 ayde ikinci şeyrek bak şimdi tam tersi oldu. Birinci çeyrek 99, 75. Bakın tam tersi oldu. Burada o zaman demek ki tam tersi olacak 1 yüzyıl, ikinci yüzyıl. Yani şöyle de 1, 2, 1, 2 diye ne yapacaksın Adlandıracaksın değerli arkadaşım Peki şimdi gelelim ilk ünitemizin sorusuna. Türkler yüzyıllar boyunca birçok farklı takvim kullanmıştır. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Türklerin kullandığı takvimlerden hangileri diğerlerine göre farklılık gösterir? A. 12 hayvanlı Türk takvimi. B. Hicri takvimi. C. Celal takvimi. D. Rumi takvimi. E. Miladi takvimi. Şimdi 12 hayvan takvim neye göreydi? Güneş yılına göre. Hicri geldim hangi aydı? Celali geldim arkadaşlar güneşti. Rumi takvim hangisiydi? Yine güneşti. Miladi de yine güneşti. E baktığım zaman tek farklı olan hangisi? Hicri takvim. O yüzden de doğru cevabımızı olarak ele alacağız. Şimdi geldim ikinci ünitemize. İkinci ünitemiz ise insanlığın ilk doğuş noktasını göreceğiz. Yani insanlığın ilk izlerini, yazının nasıl geliştiğini, ilk çağda başta medeniyet havzalarını, insan ve göçü kabul eden devlete oluşunu ve devletlerin kanunlarını oluşturmasını inceleyeceğiz. Şimdi insanlığın ilk dönemleri. Şimdi etraf arkadaşlar buzullarla kaplı ve buzullarla kaplamasıyla birlikte Orta Kuşak diye adlandırdığım bir yapı ortaya çıkacak ve Orta Kuşak diye adlandırdığım yerde iki tane medeniyet önemli bir kavram oluyor. Bunlardan birisi Anadolu ve birisi Mezopotamya. Yani insanlığın ilk yerleşim yerleri olarak ne yapılır bilinir. Çünkü Toprak ortaya çıkmış, insanlar soğukluklardan değil daha ılıman bir iklim yapısına sahip olmuştur bu bölgelerde. Ve insanlar genelde de su kenarlarına ne yapmaya başlarlar? Yerleşmeye başlayacaklar. Ve yerleşmeye başlamalarıyla birlikte arkadaşlar kendilerine ev yapmaya başlıyorlar. Biz bu evlere megaron adı verilen tipi evlerdir. Bu evler arkadaşlar ön girişi ile girişinde dikdörtgen bir salonun olduğu yapıya megaron evi, tipler olarak adlandıracağız. Peki arkadaşlar insanın ilk izleri dedik ama insanın ilk izlerinin yanı sıra ilk köy yerleşimini, ilk şehir yerleşimini, ilk dini ibadet yerini söylemedik. Ama şimdi söyleyeceğiz. Anadolu'da arkadaşlar ilk ibadet yerini, ilk şehir yerleşimini ve ilk köy yerleşimini göreceğiz. Sadece Anadolu'da demeyelim. Tabii ki arkadaşlar Mezopotamya bölgesinde de diyeceğiz. Göbekli Tepe bugün nerededir dersek tabii ki güzel ülkemiz içinde yer alan şanlı Urfa olacak. Buradan da Şanlıurfa'ya bol selam gönderiyoruz. Göbekli Tepe arkadaşlar arkadaşlar özelliği nedir dersek ilk ne diyeceksiniz? İbadet neyi diye bileceğiz? Yere olarak bileceksiniz. İlk tapınaklar burada bulunacak. Çatalhöyük ve Çayönü bölgesine gelelim. Çatalhöyük bölgesi bugün arkadaşlar Konya bölgesinde yer alıyor. Buradan da Konya'ya selam söylüyoruz. Çatalhöyük'e diyeceğiz ki ilk ne diyeceksiniz? Şehir yerleşimi. Geldim çay önüne. Bugün çay önü de arkadaşlar mükemmel şehrimizden birisi olan Diyarbakır arkadaşlar bölgesinde yer alıyor. Ki bu nitekim Diyarbakır'a da buradan selam olsun. Buraya da arkadaşlar ilk ne diyeceksiniz? Köy yerleşimi olarak ne yapacağım bileceğim ki bunu birazdan da tekrar edeceğim size. İnsanoğlu arkadaşlar hayatını o dönemde nasıl gerçekleştirmek ya da o dönemde devam ettirebilir. Şimdi insanoğlunun iki tane temel ihtiyacı var. Bir barınma bir de arkadaşlar ne yapma karnı doyurma. Şimdi insanoğlu arkadaşlar barınabilmek için ya mağaralara ya da ağaç kavuklarına sığınmışlar. Ama yaşam alanları onlara zaman içerisinde tapınakların mezarların ve doğal çevrenin etkisiyle arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve gereçler ortaya çıkacak. Yani yazının öncesindeki dönem diye adlandıracağız. Peki bu süreçte neler gerçekleşti, neler oldu bundan bahsedelim. Şimdi insanlığın ilk yerleşimi ortaya çıktı. İnsanın ilk yerleşimi Dicle Fırat Kızılırmak bölgesi. Yani Dicle Fırat bölgesinde bulunan ve bir hilale benzeyen arkadaşlar bölge Mezopotamya bölgesi oldu. Mezopotamya bölgesinin diğer adına ben ne diyeceğim dersem bereketli hilal diye adlandıracağız. Ve Anadolu'nun güneydoğusunda bulunan bölge bizim için önemli insanın ilk izlerini taşıyacak. Şimdi insanoğlu ilk önce nasıldı? İnsanoğlu ilk önce arkadaşlar avcı ve toplayıcıydı. Avcı ve toplayıcının yanı sıra arkadaşlar insan insanoğlu ...iş bölümü vardı bu dönemde. Ama kölecilik diye adlandırdığımız bir kavram ortaya çıkmadı. Ne zaman arkadaşlar insanoğlu tarımsal üretime geçmeye başlamasıyla birlikte... ...sınıfsal farklar ortaya çıktı ve üretici bir toplum ortaya çıktı. Üretici toplumla birlikte ilk önemli noktalar ortaya çıkmayacağı başlayacak. Caferöyük bölgesinde Malatya'da dünyanın ilk evcil buğdayı olan... ...emmer evcil buğdayı bulunacak. Daha sonrasında Çayönü bölgesinde ise ilk köy yerleşimini ne yapacaksınız göreceğiz ve artık arkadaşlar ben yerleşik hayata geçmemle birlikte insanoğlunun hayatı da değişmeye başlayacak. Hayvanları evcilleştirecekler. İlk kez köpekler evcilleştirilmeye başlandı. Aynı zamanda köleci bir toplum yapısı ortaya çıkmaya başlayacak. Köleci toplum yapısının yanı sıra özel mülkiyet anlayışı ortaya çıkıyor. Ve ilk arkadaşlar neler ortaya çıkmıştır? İbadet yani tapınaklar ne yapmaya başlıyorlar? Yapmaya başlayacaklar ve artı ürün ortaya çıkacak. Ve bu artı ürünü satmak için de arkadaşlar ilkel takas usulü ne yapmıştır? Ortaya çıktı diyeceksiniz. İlk yerleşimlerden söz ettim. Şimdi ben söyle söz etmeyeceğim. Ben söylemeyeceğim. Önce biraz vakit bırakacağım. Sen de bana bunu çatır çatır söyleyeceksin. Şimdi Şanlıurfa'ya selam olsun dedik. Göbekli Tepe'yi söyledik. Göbekli Tepe'yi duyduğunda ne diyeceksin? Dünyanın ilk yerleşim yeri. Geldim Çatalhöyük'e buradan da yine kime selam olsun dedik Konya selam olsun dedik hadi yapıştırın bakalım hangisi olacak tabii ki arkadaşlar ilk şehir yerleşimi. Sonrasında Diyarbakır'a yine selam olsun dedik Çayönü bölgesi dedik Çayönü bölgesinin en önemli özelliği neydi ilk köy yerleşimiydi ve bu önemli mabetler tabii ki güzel ülkemizde ne yapmakta? yer almakta diyeceğiz. Tabii ki insanlar yerleşik hayata geçmesiyle birlikte yapıları da değişmeye başlıyor. Ağaç kabuklarını, mağaralarını bırakmaya başlayacaklar. Yuvarlak planlı kulübeler yapacaklar şekilde gördüğünüz gibi. Sadece bununla mı kalacak? Hayır. Tabii ki bugün İzmir bölgesinde bulunan arkadaşlar ızgara planlı konutlar yapmaya başlıyorlar. Nitekim eskiden de ızgara tipli konutlarda bu şekilde ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Şimdi geldim. Yazılan önceki dönemi biz... Tarih öncesi devirler diyoruz. Ve biz bu devirleri arkadaşlar 3 çağ sistemi diyeceğiz. Çünkü insanoğlunun kullandığı araç gereçe göre. İnsanoğlu ilk önce taşı görüyor. Taş devrini yaşıyor. Sonrasında madeni keşfediyor. Maden devrine geçiyor. Şimdi ben taş devrinde kendi içinde üç ayırıyorum. Eski taş ya da arkadaşlar kaba taş, sonrasında yontma taş, orta taş ve yeni taş yani diğer isminde cilalı taş diyeceğiz. Şimdi eski taş insanın en uzun dönemi. Ve sonrasında insan burada yine arkadaşlar toplayıcı bir harekette sahip. Yine mağaralarda avuç kavuklarında yaşıyorlar. Orta taşta ise taşı sivriltmeye başlayacaklar. Obsidyen taşını sivriltmeye başlıyorlar. Avcılık ön plana çıkmaya başlıyor. Ve sonrasında değerli arkadaşlar dönemin sonuna doğru ki bu tartışmalıdır ateşi bulacaklar ve ilk mağara resmi örneklerini de orta taşla vermeye başlıyorlar. Yeni taşta ise insanoğlu artık ateşi doğayı kontrol altına almaya başlıyor ve tarımsal faaliyetlerle uğraşmaya başlamasıyla birlikte özel mülkiyet, yerleşik hayat, köleci bir toplum yapısı, artı üründen dolayı takas usulüne dayalı ilkel ticaret ve aynı zamanda ilk ibadet ve ilk tapınakları Yeni Taş'ta göreceğiz. Ve insanoğlu sonrasında bakır madenini keşfetmesiyle birlikte maden devrine geçiş yapacak. Aslında bakır devri taştan madene geçiş aşamasıdır. Çünkü bakır zehirli bir maden olduğunu keşfeden insanoğlu olduğu, artık arkadaşlar bakırın yanı sıra bir şeyi daha keşfediyor. Nedir bu dersek kalay diye adlandıracağız. Yani hangi devri yaşayacağız? Tunç devri. Bakın burası önemli benim için. Tunç devrinde arkadaşlar yazı icat ediliyor ama ben tarihi devirleri geçti demiyorum. Çünkü yazı bir yerde bulunuyor. Sadece bütün dünyayı ne yapmadı o dönem içerisinde? Etkilemedi. Aynı zamanda ilk şehir devletleri bu dönemde ortaya çıkacak ve insanoğlu bu dönemde tekerleği ne yapmıştır? İcat ediyor ve demir devri de arkadaşlar daha dayanıklı araç ve gelişlerin ne yapılmasını, yapılmasını ne yapmıştır? Sağladı diyeceğiz. Artık Sümerler tarihi değiştirecek. Tarih öncesi dönemleri kapatıyorlar. Neden kapatıyorlar dersek higrografik diye adlandırdığımız arkadaşlar piktografik yazı çeşidini ortaya atacaklar. Biz buna çivi yazısı diyeceğiz. Ve çivi yazısını arkadaşlar milattan önce 3200'de dünyaya tanıtmalarıyla birlikte artık insanoğlu tarihi devirlere ne yapmaya başladı? Girmeye başladı. Tarihi devirleri hatırlayın ne diye adlandırıyorduk? İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ diye ne yapmaktaydık? Adlandırmaktaydık. Şimdi geldim arkadaşlar. Tabii ki zaman içerisinde tarımsal faaliyetlerle birlikte gökyüzünü gözleme ihtiyacı duyuyorum. Bunun için neden peki dersek tarımı iyi hale getirebilmek için. Tarımsal faaliyetler sayesinde ilk kez güneş esaslı takvim Mısır uygarlığı keşfedecek. İlk kez ay esaslı takvim ise Sümerler icat ederken insanoğlunda takvim bilgisi diye adlandırdığım kavramlar ortaya çıkıyor. Mısır uygarlığında bulunan arkadaşlar güneş yılı esaslı takvimi Yunanlılar, Romalılar alarak bugünkü son halini ne yaptılar? Verdi. Yani aslında bilimsel faaliyetler milletlerin birçok gelişmesine ve birbirine kültürel anlamda katkı sağlamasına sebep olacak. Şimdi geldim. İnsanlığın ilk izleri dedik ama insanlığın ilk uygarlıkları kimler? Bunlara bakalım. Şimdi önce bir uzak doğuya doğru gidelim. Uzak doğuda önce İran medeniyetini işleyeceğiz. Geniş topraklara sahip olan İran medeniyetinde Pers İmparatorluğu ortaya çıkacak. Pers İmparatorluğu ülkelerini satraplık denilen eyaletlere ayırırken satraplıkları ise şah gözü ve şah kulağı diye adlandırdığı arkadaşlar görevliler denetlemekteydi. Aynı zamanda bunlar düşlük diye adlandırdığı ateşe tapma geleneğini ne yapmışlar? Sahip olmuşlar. Ve dünyanın ilk posta teşkilatını kurmuşlar unutmuyorsunuz posta teşkilatını kurmak demek merkezi otoritenin güçlenmesi demek ve dünyanın önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Sardes'ten başlayıp Susa kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Bakın bazı öğrencilerimiz bu anlamda karışıklık yaşıyor hemen diyorlar ki itiraz hocam hayır Lidyalılar hayır arkadaşım Lidyalılar değil MEP diyor ki kral yolunu İranlılar yani Persler yapmıştır. Lidyalılar da bunu tamir etmiş, kullanmıştır diyor. O yüzden de sen map kitabını baz alacaksın. Kimin ne dediği senin için önemli değil. Gelelim Hint medeniyetine. Hint medeniyeti ise arkadaşlar çok verimli bir topraklara sahiptir. O yüzden de yüzyıllar boyunca hep istilaya uğrayacaklar. Ve istilaya uğradıkları için de doğru düzgün siyasi birliklerini hiçbir zaman oluşturamadılar. Hint medeniyetinde matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmışlar. Fakat sıfıra bir sayı olarak değer vermiyorlar. Ve sayı sistemindeki bu erken tarihi gelişme aritmetin gelişmesinde hızlandıracak. Ama unutmayacaksın ileriki noktada işleyeceğiz. Hint medeniyetinde bir sistem ortaya çıkacak. Kas sistemi bu da Hint medeniyetinin gelişmesini ve kültürel katkısını engelleyecek. Çin medeniyeti belki dünyanın arkadaşlar en uzun süre medeniyetlerinden bir tanesi. Çinliler dünyaya barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi kavramları tanıtıyorlar. Bu da aslında bir nevi bana göre dünyanın evrimleşmesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan etkenlerdir bence. Galileo güneş lekesi konusunda bilgi vermeden önce arkadaşlar... Adamlar bilgi vermiş bununla ilgili. Günümüzde kullanılan geleneksel tıbbın tedavisi olan akapuntur ve masajı da Çinliler ne yaptı? Buldu diyeceğiz. Şimdi geliyorum bereketli hilal bölgesine. Yani neresi? Mezopotamya bölgesi. Peki Mezopotamya'daki uygarlıklarım kimler? İlk uygarlığım Sümerler. Sümerler dediğimizde arkadaşlar şehir devletlerinde şeklinde kurulacaklar. Peki şehir devletleri şeklinde kuruluyorsam orada siyasi birlik var mıdır? No diyorsunuz. Yani yoktur diyeceğiz. Siyasi birlik olabilmesi için bir başkent olması lazım. Sümerler'de arkadaşlar şehir devletlerinin yöneticilerine ise Atasi ya da ensi kavramı ne yapılır? Verilir. Aynı zamanda tarımsal faaliyeti iyi hale getirebilmek için arkadaşlar birçok bilimsel faaliyetler yapıyorlar. Ve aynı zamanda da tapınaklar yapacaklar. Peki ben bu tapınağa ne diyeceğim dersem? Zigurat diyeceksiniz. Zigurat'ı da kendi içerisinde üç katmana ayıracağım. En üstte gözlem evini, en altta arkadaşlar ambarı göreceksiniz. Orta katta ise ...ibadet. Neyini göreceğiz? Evini görüyorsunuz. Ama bizim için... ...buradaki en önemli olan gözleme. E, düşünsenize ya. Neden ziguratlara... ...gözleme mi yapmışlar? Ne gerek var? Tanrıları mı gözlemek istemişler? Ya da hangi burçtansın onu mu öğrenmek... ...istemişler? Hayır. Bu adamların tek derdi... ...tarımı nasıl iyi hale getirebiliriz? Ne zaman yağmur yağıyor? Ne zaman kar yağıyor? Ne zaman ekini ekmemiz lazım? Bununla ilgili çalışma yapmışlar. Ve böylece ay esası takvimi buluyorlar. Yine arkadaşlar... Geometrik çalışmalar, matematiksel çalışmalara Sümerler büyük katkılar sunuyor. Yetmeyecek arkadaşlar. Aynı zamanda sizin getirdiğiniz mallar ambarlarda arkadaşlar rahip krallar tarafından kayıt altına alınıyor ve aslında çentik atıyorlar. Ve bu çentiklerle birlikte hangi yazıyı bulacaklar? Çivi yazısını bulmuşlar ve çivi yazısını bulmasıyla birlikte insan onun tarihi devirlere geçmesini ne yapmışlardır? Sağlayacaklar. Yetecek mi? Tabii ki yetmeyecek değerli yani arkadaşım. Ne yapacaklar? Biliyorsunuz ki özel mülkiyetin olduğu yerde genelde köleci bir toplum yapısı görüyordum ve burada bir kral çıkacak. Lagaş kralı Urgakina. Urgakina bir diyor ki bundan sonra köleciliği yasaklıyor özel mülkiyeti serbest bırakıyorum. Yani aslında Urgakina bir nevi dünyanın ilk hukukunu oluşturacak ve Sümerler tarih sahnesinde ilk hukuk devleti olarak bilinecek ve yazıyı çok geliştirdikleri için dünyanın da ilk edebi eserlerini verecekler. Gılgamış, Yaratılış ve Tufan gibi manzumeler de Sümerlere ait önemli eserlerdir. Geldim Akatlara. Dünyanın bilinen ilk imparatorlukları. Başkentleri Agade diye adlandırdığım bölgedir. Aynı zamanda dünya tarihinin ilk düzenli ordusunu kuracaklar ve zafer anıtları en önemli eserleridir. Babiller. Dişe diş, kana kan. Sağ ile hırsızlık yapanın sağ elini sol gözüyle yan bakanın sol gözünü oyarım. Neydi peki bu? Kısasa kısastı. Kısasa kısas hareket ilk kez Babil hükümdarı Hamur abi tarafından ortaya çıkacak ve dünyanın ilk arkadaşlar neyidir diyorsunuz? Anayasası olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Yolumuz arkadaşlar Anadolu coğrafyasına doğru gidiyor. Peki Anadolu'da kimler var? Anadolu'da ilk kez arkadaşlar Haitiler yani Hititler diye adlandırdığım doğan bir güneş ortaya çıkacak. Başkentleri arkadaşlar neresidir dersek Hattuşaş yani bugünkü Çorum bölgesi, buradan Çoruma selam olsun. Kızılırmak ve bölgesinde kurulacaklar. Aynı zamanda arkadaşlar, kralların yanı sıra Tavananla adı verilen kraliçeleri vardır. Kral sefere gittiğinde tabananla yönetimde söz sahibi olur ve yönetimde söz sahibi olduğu meclise ise Pankuş adı verilir. Yine Hititlerle ilgili ülkelerine bin tanrılı il adı vermişler ve çok tanrılı bir inanç yapısına sahip olmuşlardır. Hititler evlenmeye önem vermişler. Evlenme, boşanma, miras bırakma gibi konuları kanun haline getirdiler ve dünyanın ilk arkadaşlar medeni hukukun temelini Hititler atmışlardır. Geldim Frigilere. Buradan Ankara'ya, Gordion'a Polatlıya selam olsun. Frikler arkadaşlar bugün Ankara'nın Gordyon yani bugünkü Polatlı bölgesinde kurulacak ve bu adamların hayatı tarım olacak. Öyle ki kanunları o kadar sert olacak. Öküzü öldürürsen, öküzün sabanını kırarsan senin cezan ölümdür. Bu da arkadaşlar ne kadar tarıma önem verdiklerinin açık ve göstergesidir. Bunlar tek tanrılı mıdır, çok tanrılı mıdır dersek çok tanrılı bir inanç yapısına sahip olacak. En önemli tanrıları kimdir dediğimizde ise bereket tanrısı Kibele diyeceksiniz. Ve en önemli hükümdarları da eşek kulaklı Midas olarak ne yapılmakta bilinmekte. Frigler arkadaşlar bugün İvriz ve Yazılıkaya eserleri en önemli eserlerden bir tanesidir. Geldim Urartulara. Buradan yine Van'a selam olsun. Van bölgesinde kurulacaklar. Başkentleri bugün Van bölgesinde kurulan Tuşba bölgesidir. Bunlar ölümden sonra yaşama inanmışlardır. Peki nereden anladım bunu dersem eğer? Çünkü mezarları arkadaşlar oda şeklindedir. Unutmuyorsun püf noktayı hemen aklına sok. Eğer oda şeklinde mezar varsa orada ölümden sonra yaşam inancı vardır. Madencilikte, taş işletmeciliğinde ve tarımda ne yapmışlardır? Geliştiler diyeceğiz. Geldim arkadaşlar Lidyalılara. Sizi bozan uygarlık. Bugün Manisa bölgesinde kuruluyorlar. Manisa'ya da selam olsun. Sardes başkentleridir arkadaşlar. Yani bugünkü Manisa bölgesi. Yine arkadaşlar bunların temel geçim kaynakları tarım değil, ticarettir. Hangi yolu kullanıyorlar? King Bay yolunu. Yani hangi yol diyeceğiz? Kral yolunu kullanacaklar. Ve kral yolunu kullanmalarıyla birlikte ekonomide gelişiyorlar. Fakat bunlara yetiyor mu? Hayır dünyaya önemli bir katkı sundular ne tabii ki parayı bulup arkadaşlar dünyaya ne yapmışlardır tanıttılar diyeceksiniz. Geldim arkadaşlar sonrasında Mısır bölgesine gidiyorum. Mısır bölgesinde Mısır medeniyetinden bahsedeceğiz. İlk olarak arkadaşlar Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde kuruluyorlar. Ama sonrasında Firavunlar arkadaşlar burada otoriteyi sağlayarak merkezli bir krallık kurulacaklar. Hem tanrısın. Hem kralsın yani sen Firavunsun. Mısırlarda Tanrı Kral anlayışı göreceğiz. Aynı zamanda toprakların hepsi kimin malıdır? Firavunun malıdır. O yüzden de burada ne gelişmemiştir diyorsunuz. Özel mülkiyet anlayışı gelişmeyecek. Bu Mısır uygarlığı tıp eczacılık anlamında gelişiyorlar. Neden peki dersek? Ölümden sonra yaşam inancına sahip olan Mısır uygarlığı genelde ölülerini mumyalamışlardır. Ve mumyalama sanatı aslında bir nevi tıpın ve eczacılığın gelişmesine katkı sunacak. En önemli tanrıları kimdir dersek? Güneş tanrısı Amon Ra olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ve dünyanın ilk arkadaşlar meydan savaşını Hititlerle Mısırlar yapacak Kadeş savaşı hangi bölgeye hakim olabilmek için? Suriye bölgesine hakim olabilmek için. Yunanlılar diyor ki Tanrı bizim için ikinci planda bizde varsa özgür düşünce var. Thales, Hipokrat, Herodot arkadaşlar gibi önemli unsurların ön plana çıktığı bir medeniyettir Yunan medeniyeti. Ama Yunan medeniyetinde polis adı verilen yine şehir devletleri var. Unutma merkezi otorite yok ve bu şehir devletleri sürekli kendi hallerinde savaş halindeler ve olağanüstü durumlarda yetki bir kişi olan tirana ne yapılır? Verilir diyeceğiz. Fenikeliler bugün Lübnan bölgesinde kuruldular. Yani Arap coğrafyasında. Burada bir şey yetişmediği için dünyanın ilk deniz kolonijini kurarak gittikleri yerlere arkadaşlar sömürmeye başlayacaklar. Ve gittikleri yerleri hiçbir zaman vatan olarak görmedikleri için burada pek de kalıcılığı sağlayamıyorlar. Ve dünyaya iki tane önemli katkı sunmuşlar. Bir cam ikisi ise arkadaşlar bugün kullandığınız alfabe. Yani Fenike alfabesi diyoruz. Geldim sonrasında arkadaşlar İbraniler. Bakın ilk çağ uygarlıkların hepsi %99'u çoktanlı bina yapısına sahip. Ama Kudüs'e geldim kutsal bir bölgeye. Kudüs bölgesinde ise ilk kez kutsal bir kitap olan Tevrat arkadaşlar dünyaya inecek ve artık Musevilik diye adlandırdığım kavram İbranilere inmeye başlar. Museviliği yaymak yerine Musevi olunmaz, Musevi doğulur diyerek Musevilik aslında bugün dünyada en az yayılmasını sağlayan etken olacak. Çünkü bunlar dinlerini millileştirmişlerdir diyorsunuz. Geldim arkadaşlar. Nereye doğru? İlk çağın tüccar topluluklarına Asurlardan bahsedeceğiz. Asurlar arkadaşlar biliyorsunuz ki Mezopotamya bölgesinde kurulan başkentleri Ninova olan önemli bir devlet. Asurlar arkadaşlar dünyanın ilk kara konvoylarını kurmuşlar ve Anadolu'ya ticareti getirecekler. Bugün Karum adı verilen ticaret merkezleri kuruyorlar. Bu ticaret sayesinde Anadolu'ya ilk kez yazıyı getirmişler ve Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını sağlamışlardır. Bunun en güzel örneği Kayseri Kültepe tabletleri diyeceğiz. Ve dünyanın ilk kütüphanesi olan Ninova kütüphanesini kurdular. Geldim Fenikeliler. Daha önce de söylediğimiz gibi dünyanın ilk deniz kononucularıdır. Aynı zamanda arkadaşlar ne yapıyorlar? Deniz ticaretiyle uğraştılar. Alfabeyi ve cam sanatını dünyaya tanıttılar. Lidyalılar kral yolunu kullanacaklar. Sardes'ten başlayıp su şehrine kadar Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında bir köprü niteliğini kurmuşlardır. Ve Soğutlar Orta Asya bölgesinin önemli tüccar topluluklarıdır. Ve Türklerin İpek yoluna hakim olmasını en büyük sağlayan tüccarlar ise Soğutlu tüccarlardır diyoruz. Gelin bir diğerime. Tabii ki site dedik. Yani devletler ilk başta şehir devletleri şeklinde kuruluyor. Ve biz bu süreç içerisinde üç tane devlette de şehir devletlerini göreceğiz. İyon ve Dor yani Yunanlılarda biz bu şehir devletlerine polis derken Sümerlerde ise site adını vereceğiz. Mısırlarda ise ilk baştaki bu şehir devletlerine Nom adı verilir ülkeyi yani şehirleri kral veya feodal yöneticiler ne yapmaktadır? Yönetmektedir. O yüzden de merkezi bir otorite ne yapılmaz? Görülmez. İlk devletlerde tabii ki güç kaynağı almanız lazım. Ve hükümdarlar genelde gücü neye dayandırır? Dine dayandırır. Hititlerde arkadaşlar ne görürsünüz yine? Rahip ne göreceğiz? Artı kral göreceksiniz. Urartularda yine tekim aynı şekilde. Yunanlılarda arkadaşlar yine gücünü Tanrı'dan alır. Sümerler'de yine arkadaşlar rahip ne görürsünüz? Kral göreceğim ama burada ise hem Tanrı hem de ne göreceksiniz? Kral göreceğiz. Yani demek ki ilk çağ uygarlıklarında nasıl bir yapı vardır dersek teokratik bir devlet yapısı yani dinsel bir yönetim görülmekte diyoruz. Tabii ki Devletler oluşurken de kanunlarını da oluşturması gerekir mi? Kanunları doğurmamız lazım. Kanunlar doğacak. Hitit hukuku. Hitit hukukunda ilk medeni hukukun temelleri atılırken... ...Urgaküne kanunlarında ise dünyanın ilk hukuk kuralları oluşturulacak. Sonrasında Hazreti İbrahim ise 10 emiri yayınlıyor yani tek bir tanrının olduğunu sadece bir tanrıya tapılması gerektiğini söyleyecek ve hamur abi kanunları ise oldukça sert ve arkadaşlar kuralcı kanunlar ne yapılmakta görülmektedir. Şimdi gelelim ilk ünitemizi bitirdik sorumuza bir bakalım. Zikurat adı verilen tapınaklar inşa etmişler bu tapınaklarda gözlem yaparak gök gökbiliminde bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş bilgileri toplamışlardır ve astronomi alanında ilerlemişlerdir. Ay ve güneş tutulmalarını hesaplamış. Merkür, Menüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri tespit etmiştir. Takvimlerini ay yılı esasına göre hazırlamıştır. Buna göre yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Sesinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Hangisi diyeceksiniz? Tabii ki Sümerler olarak ne yapacağım ben? Bileceğim. Doğru ne olacak? Denizli olarak ele alacaksınız. Evet gelelim son ünitemize. Orta çağda dünya, orta çağda siyasi yapılar, tarımdan ticarete ekonomi, orta çağda ordu ve kanunların gelişmesi. Şimdi ilk olarak arkadaşlar siyasi olaylarımıza bakalım. Orta çağ damgasını vuran bir imparatorluğun yıkılışından bahsedeceğiz. Sasani Devleti'nin yıkılması. 711 yılında Avrupa'da Vizigot Krallığı sona erecek ve 1000 yılında artık İslamiyet Gazze'nin Mahmut sayesinde Hindistan'da yayılmaya başlıyor. 154 yılında ise Katolik Ortodoks bölünmesini ve 1196 yılında dünyaya hakim olmaya çalışacak ve ortalığı yıkacak bir devlet. Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasını. 1215 yılında ise İngiltere'de arkadaşlar Magna Carta diye adlandırdığım... ilk demokratikleşme hareketinin ortaya çıkmasını ve 1227 yılında Moğol İmparatorluğu'nun parça pünçük parçalanmasını göreceğiz. 1295 yılında Magna Carta ile birlikte İngiltere'de parlamenter sisteme gelişilmesini ve 1337 ve 1453 yıllar arasında yüzyıl savaşlarını ve Avrupa'yı... kasıp kavuracak ve birçok insanı öldürecek. 1347 ve 13 1951 yıllarında Avrupa'daki veba salgını. Şimdi arkadaşlar o dönemin orta çağın hükümdarları yani güçlü devletleri Moğol İmparatorluğu, İran bölgesinde Sasaniler ve Avrupa kısmında ise Bizans İmparatorluğu hüküm sürmekteydi. Tabii ki o esnada Arap coğrafyasında da din ne yapılıyor İslam dini yayılmaya başlıyordu. Yani aslında bir nevi Bizans İmparatorluğu ve Moğol İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu birbirleriyle çekişme halindeydiler. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz ki kavimler göçünün ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa'da bir sistem ortaya çıkacaktı. Feodalite diye adlandırdığım bir kavram. Feodalitede arkadaşlar sınıflara ayrılmaktaydı. En yukarıda krallar, karallara bağlı olan soylu baron diye adlandırdığım kavramlar ve paralı askerlik yapan şövalyeler. Tabii ki en alt tabakada da yer alan köylüler ve serf diye adlandırdığım sınıf yer alıyordu. Peki feodalite neyle sona ermişti? Fatih Sultan Mehmet'in şahit toplarını yapmasıyla birlikte büyük arkadaşlar kale ve surların yıkılabileceği anlaşılmış ve merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştı. Moğol İmparatorluğu. Aslında Moğol İmparatorluğu Türklerden etkilenmişti. Kültürel anlamda kendilerini Türklerin arkadaşlar etkilediğini göreceğiz. En önemlisi de aslında Uygurların. Kendileri arkadaşlar Türkler gibi hareket etmişler. Ve aynı zamanda Timuçin diye adlandırdığım hükümdar dünyanın en büyük kıta sahanlığı olan devleti kurmuştur. Tabii ki devlet sadece kimle ömürlük kalacak? Cengiz Han ile ömürlük kalmış. Cengiz Han gök tengri inancına inanmış ve şamanizm Moğollar için önemli bir unsur haline geldi. Aynı zamanda Moğol İmparatorluğu dört kısma Parçalanacak altın orada Kubilay ve e, arkadaşlar Çağatay ve İlhanlı Hanlığı gibi hanlıklara ayrılıyor. Sasaniler aslında Pers devlet geleneğine devam etmişler. Ülkelerini yine satraplıklara ayırmışlar ve bu satraplıkları denetleyen valiler ortaya çıkmış. Yine dinsel inanç olarak Zerdüşlük inancına hakim olacak Sasani İmparatorluğu. Gelelim dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesi tabii ki kim diyeceksiniz? Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatorluğu arkadaşlar orta çağ damgasını vurmuş önemli imparatorluklardan bir tanesi. Mezhep olarak ise arkadaşlar neye inanmışlardır dersek Hristiyanlık ama Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine ne yapıyor? İnanıyor. Aynı zamanda genelde Bizans'ta paralı neler göreceksiniz? Askerlikte ne yapılmakta? Görülmekte. Peki imparatorluklarda sosyal ve siyasi ekonomik durum ne? Krallar meclislerinde kontlara, psikobalara danışarak karar alır. Kontların imparatorun tebaasını ruhmas sınıfına itade zorlar. Piskoposlar da halkı kontların yeler iktidarına tabi olmaya çağırmıştır. Bizans İmparatorluğu'nda ise hayat geçim tarzı ticarete dayanmaktadır ki bunun en önemli yolu hangisidir dersek İpek yolu olarak bilmekteyiz. Sarsan Devleti'nde ise Persler'deki satraplık denen sisteme benzer sistemi yaparak merkezi bir eyalet sistemi uygulamış. Moğollar ise konar göçer bir yaşam tarzını benimseyerek ekonomileri her ne kadar hayvancılığa dayalı olsa da arkadaşlar ticarete ne yapmışlar? Önem verecekler. Tabii ki bu kadar sınıflaşmanın olduğu yerde, artı ürünün olduğu yerde toplumsal tabakalaşma da gerçekleşir değil mi? Bunun en sert örneğini nerede göreceksiniz arkadaşlar? Hindistan'da göreceğiz. Notumuza dikkat et. Toplumsal tabakalaşma insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesidir. Ve Hindistan'da bir sistem görecektiniz hatırlayın. Hangi sistemdi? Kas sistemi. Şimdi kas sistemini şöyle tabloda görüyorsunuz. En üstte kimler var? Brahmanlar. Yani rahipler ve bilginler. En alta indimde kısa diyarlar, savaşan prensler ve askerler, vaisyalar, çalışan esnaf ve çiftçiler, sudralar, pis işlerle uğraşan işçiler ve kölelerdir. Paryalar ise sınıfın içinde bile yer almayan, insan sınıfına bile sokulmayan, sınıflandırma dışında kalan hor görülenler. Şimdi buraya baktığım zaman siyasi arkadaşlar sizce birlik olur mu? Hayır olmaz. Aynı zamanda arkadaşlar kültürel birlik olur mu? Tabii ki olmaz. O yüzden de Hindistan'da doğru düzgün ne siyasi birlik ne de kültürel birlikten ne yapamadık? Söz edemedik. Unutmuyorsunuz ilk çağda tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte toplumsal tabakalaşmalar ön plana çıkacak. Yine ticaretin gelişmesiyle de toplumsal tabakalar ön plana çıkmıştır. Bunun en güzel örneği de Hintliler olarak bilinmekte. Peki ticaret nasıl gelişti? Buna bakalım. Orta çağda Asya ile Avrupa arasında ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşir. Hemen şöyle bir düşündüğünüzü düşünüyorum. Hemen yazdım. İpeği gördüm. Sonrasında baharatı gördüm. Sonrasında kürkü gördüm. Ve İlk çağda da önemli olan bir yol vardı. Kral neydi? Yoluydu. Şimdi deniz aşırı ulaşım insan veya rüzgar göçüyle gerçekleşir. Orta çağda üç yelkenli gemilerin pusula ve haritayla gemiciliğin ticareti değeri artmaya başlayacak. Tabi ticari mekanlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar Bedesten Aras'ta üstü açık ya da kapalı çarşı birçok arkadaşlar malın çatıldığı yer diyebileceksiniz. Hani zaten biliyorsunuz ticaret merkezlerinin yanında konaklanma yerleri. Kapan ise tek bir cinsin mal satıldığı arkadaşlar yer. Ribatlar ise arkadaşlar ilk olarak Karahanlılar döneminde sınır karakolları olarak kurulurken daha sonrasında ise şehirlerin içinde kalmaya başlamalarıyla birlikte Hervan sarayların küçük haline gelmeye başlayacak. Pazar, liman ve panayırı da aslında ne olduğunu biliyorsunuz. Hadi yollarımıza bir bakalım. Yollarımız nereden geçiyormuş? İlk olarak King Way yolu. Burada da hemen İngilizce mi de ne yapayım arkadaşlar konuşturayım. King Way yolu yani kral yolu arkadaşlar nereden geçiyor? Bugün Manisa'nın Sardes diye adlandırdım. Yani Lidyaların başkenti Sardes'ten başlayacak. İç Anadolu bölgesinden sonrasında Güneydoğu Anadolu'dan Mezopotamya diye adlandırdığım bölgeye kadar devam etmiştir. Bu yolu arkadaşlar unutmuyorsunuz tekrar ediyorum. Persler yapacak ve kimler kullanmıştır diyoruz? Lidyalılar kullandı. İpek Yolu dünyanın en önemli ticaret yollarından bir tanesi. İpek Yolu'na arkadaşlar baktım. Maviyle gördüğünüz İpek Yolu. Çin'in Loyang'dan başlayacak. Arkadaşlar Hotan Orta Asya bölgesinde Kaşgar, Buhara, Belh, Merv, Semerkant, Nişabur, Nive, Tebriz, Rey gibi bölgeden Trabzon'dan Antakya'ya kadar uzanan yol. Sonrasında da nereye kadar gidiyor? Avrupa'ya kadar giden yer dedik. Kürk yolu canlı hayvanın derilerin satıldığı yer. Burası ise arkadaşlar Mançura bölgesinden başlayacak. Sayan dağlarından Ural dağlarına Kırım bölgesinden Geleceğim yeni kent İtil ve Don Nehri'ne kadar uzanan bölge ise Kürk yolu olacak. Baharat yolu ise Hintlilerde ortaya çıkacak. Hindistan'dan başlayacak, Umman Denizi'ni geçecek. Sonrasında arkadaşlar Basra, Şam'da, Antakya'da sona bulacak ve yine Kızıldeniz üzerinden de Mısır bölgesine ne yapmıştır bu yol? Uzanmıştır diyoruz. Kürk yolunu görüyorsunuz daha net bir şekilde. Mançura arkadaşlar Altay Dağları, Ural Dağları'nda ne yapmakta? Yer almakta. Baharat yolunu biraz daha net açmaya başladık. Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte unutmayacaksın. İpek yolu ve baharat yolu Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Ve sonrasında coğrafi arkadaşlar keşiflerle birlikte bu yol önemini ne yapmıştır? Kaybetti diyoruz. Peki bu kadar devletler ticarette ve orduda gelişirken kanunları da ne yapmak zorundalar? Geliştirmek zorundalar. 3 tane önemli kanun göreceğiz. 12 levha kanunları, Justinianus kanunları, Cengizhan yasası ya da diğer isminle büyük yasayı bileceğiz. 12 levha kanunları Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkacak. Roma'da arkadaşlar sınıflara ayrılan... Patriciler ve plebler arasında yaşanan mücadele sonrasında günümüz Avrupa modern hukukunun temelleri atılacak. Justinianus kanunu ile birlikte medeni kanunun ilk kez temelleri atılırken Cengizhan yasası ile birlikte ya da büyük yasayla arkadaşlar Türk töresi ön plana çıkmıştır diyeceğiz. Şimdi geldim sorumuza bakalım. Sardes'ten başlayarak Mezopotamya'da Suf şehrine kadar uzanan yol aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-Kral yolu, B-Baharat yolu, C-Kürk yolu, D-İpek yolu, E-Tuz yolu. Arkadaşlar ben buraya ne diyeceğim? Kral yolu diyeceksiniz. Yani doğacağımızı A olarak ele alacağız. Geldim şimdi her zaman yaptığımız gibi söme sıra girmeden ödülü sorumuzu bırakmak istiyorum arkadaşlar. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.